Herkese yeni bir vlogla yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyorum. Peki Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan nereye gidiyorum? Duran'ın yanına İtalya'ya gidiyorum 6 günlüğüne. Bu arada şu saçım için kusura bakmayın tüy tüy oldu, farkındayım. Ama sabah erken kalkmak zorundaydım, duş almak zorundaydım ve hemen evden çıkmak zorundaydım. O yüzden kurutmak zorunda kaldım. Ne çok zorundayım dedim. Kuruttuğum için de böyle tüy tüy oldu maalesef ki. Arabayı otoparka bırakacağım havalimanının. Annemler de yarın il dışından geliyorlar zaten. Onlar alacak. O yüzden arabayı orada bırakmak benim de işime geldi açıkçası. Normalde uçağım 10.40'ta. Saat şu anda 8.30. Herhalde 15 dakikaya orada olurum zaten diye düşünüyorum. 3 saat önceden gitmiş olacağım. Çünkü biraz da duty free'de gezinmek istiyorum ve ayrıca yurt dışı uçuşları artık fazlasıyla kalabalık oluyormuş, bir de bugün cuma günü. O yüzden 3 saat önceden gelin falan diyorlar hep genelde. Şimdilik böyle. Şu anda dağ yolundayım gördüğünüz üzere. Belki de yanlarda falan görüyorsunuzdur, her yerde ağaç var. Ama birazdan ana yola çıktığımda, ana yolu hep karıştırıyorum Sabiha'ya giderken. O yüzden navigasyona ihtiyacım olacak ve sizi maalesef ki kapatmak zorunda kalacağım. Ama çekinimi vesaire yaptıktan, bavulumdan kurtulduktan sonra tekrardan size döneceğim. Merak etmeyin. Normalde check-in'den sonra açacaktım videoyu ama bu kalabalığı gördükten sonra sizinle paylaşmak istedim. Şu an gittim. Bu şekilde gidiyorum. Türk Hava Yolları'nı bulabilirsem inşallah. Evet, şu ileride galiba. Demin pasaport kontrolünden çıktım, bavulumu aldım ve şimdi otobüse doğru yürüyorum. Tabii bir de otobüs bileti aldım. Termine gideceğim. Hayatımda geçirdiğim en kolay pasaport kontrolü galiba. Çünkü kadın ne yüzüme baktı, ne hoş geldin dedi, ne kadar kalacaksın dedi, ne yapacaksın dedi. Hiçbir şey demedi. Yanındakiyle 2-3 dakika boyunca lagoluga yaptı, beni bekletti. Pasaportumdaki vizeleri scan etti. Daha sonra damgayı bastı ve bitti. Bu kadardı. Hiçbir şey sormadı resmen. Şimdi ben otobüse bineyim. Daha sonra Duru beni orada bekliyor olacak zaten. Sanırım yanlış yerdeyim ya. 8 dedi ama nerede ki? Bilemedim şu anda. Neyse. Ben biraz sorayım, ondan sonra geri döneceğim size. Şu anda Roma'dayım ve bakın yanında kim var? Duru! Ya Ceren benim de çok mutluyum, tamam mı? Tam da böyle İstanbul'u özlemişken geldim. Aynen, İstanbul'u getirdim sana. Ya çok mutluyum. 1,5 saat falan oldu, geldim. Karşıya geçeceğiz galiba şu anda. Gel geçelim. Aynen, herkes geçiyor ya. Burada, burası Türkiye gibi, kimse ışıkları takmıyor. Geldim, bavulumu falan eve bıraktık çünkü bavulum biraz ağırdı. Ve ben kendime çeki düzen verdim görmüş olduğunuz üzere. Farklı bir insana dönüştüm. Biraz oturduk falan filan, ondan sonra yemek yemeye çıktık şimdi. Çok açız, aşırı aynen, açız. Aşırı açız. Ve Duru beni şimdi yemek yemeye götürüyor, güzel bir makarnacıya. Şimdilik Roma hakkındaki düşüncelerim resmen Türkiye burası arkadaşlar. Yani insanların arabadan kollarını çıkarmaları bile aynı Türkiye yani. Kemer takmıyorlar zaten, öyle bir şey yok. Kimse ışığı takmıyor yani. Bildiğin hiçbir şey yapmasalar tip olarak bile. Aynen öyle. Zaten Akdeniz insanı benziyor vesaire. O yüzden hala daha adapte olamadım açıkçası. Hani Türkiye'de miyim yoksa Roma'da mıyım falan filan daha belli değil benim için yani. Arkadaşlar ben başarısız bir yol. Hayır, unuttuk ama çünkü çok güzel bir yemek yedik ve çok aynen açtık arkadaşlar. Ve çok muhabbet ettik yani. Kesinlikle unuttuk o yüzden ama şu anda neredeyiz bilin bakalım. Neredeyiz? Sephora. Sephora. Hiç ülkemizde Sephora yokmuşçasına. Şimdi Sephora'dan çıktık. Sephora'da çekemedim video çünkü uyarı aldık. Burada video çekilmiyor diye. Pompi'ye gidiyoruz. Tiramisu yiyeceğiz. Buraya gelip de tiramisu yememek olmaz tabii ki de. Buraya İspanyol merdivenleri denilmesinin sebebi de İspanya konsolosluğu buradaymış. O yüzden İspanyol merdivenleri deniliyor. Şimdi Pompi'ye geldik. Kalabalığa bakar mısınız? Pompi de, Pompi derken. Pompi çok komik bir kelime. Ben Mont Blanc aldım. Ben de tiramisu aldım. Deneyeceğiz şimdi bakalım. Ve böyle paketin içinde veriyorlar. Bizi kovdular diyormuş. Oturma yeri olmaması sinir bozucu. Evet, çok sinir bozucu ama olsun. Bakalım deneyeceğim. İnşallah güzeldir. Kötüyse üzülebilirim belki biraz. Şekli bu şekilde. İçinde de kaşığı var, küçük bir tane. Tiramisu'mu bitirdim. Ama size bir öneri. Kesinlikle bunu almayın. Aynen bile çok kötüydü ya. Onun yere dondurma aldım yani. Aynen. Direkt sadece krem şanti. Aynen, krem şanti gerçekten ben de beğenmedim. Mont Blanc adı.
Şu an Tiger'a girdik ve anımızı bıraktık. Buradaydık. Burada çok güzel şeyler var ve aşırı ucuz. Hiç ihtiyacım olmayan bir sürü şey alabilirim şu anda burada. Gerçekten çok güzel. Lütfen Türkiye'ye açılın. Tiger sahipleri, Danimarka'ya sesleniyorum. Lütfen bizi önemseyin. Özellikle İstanbul çok iş yapacaksınız. Sizi seviyoruz. Aşığız. Arkadaşlar bugün size Lana Del Rey olmaya karar verdim. Coachella'ya gitmeye karar verdim. Aynen. Yaz çok yakıştı. Şimdi Tiger'dan çıktık ve eve doğru gidiyoruz. Çünkü ben gerçekten çok yorgunum. Bu gece dışarıya çıkamayacağız o yüzden. Toriano'nun oradayız şu anda. Ve otobüse doğru yürüyoruz. Buraya zaten ayrıca tekrar geleceğiz. O yüzden çok göstermiyorum ama bayıldım. Arkadaşlar günaydın. Ben dün vlog çekmeyi unuttum ve şu anki tipimi göstermek istiyorum gerçekten. Kat kat eşofman giydim. Neden? Çünkü gece çok soğuktu. Eve geldik, Tiger'a gittikten sonra falan. Ondan sonra bol bol sohbet ettik yine Duru'yla. Ben de vlog çekmedim yani, unuttum açıkçası. Duş falan almam lazım, çok kötüyüm gerçekten. Yüzüm gözüm şişmiş yani. Ve dün cips deneyelim dedik, cips aldık. Kesinlikle almayın bunu, zencefil yiyormuşsunuz gibi. Çok kötü, ilaç gibi yani. Tadı var. Aynen. Ama bunu alabilirsiniz, bu çok evet, güzeldi. Çok güzel. Normal cips gibiydi yani tadı. Türkiye'dekilerden pek bir farkı yok. Ben farklı bekliyordum ama olmadı. Şimdi evden çıktık ve evin yakınındaki bir kafeye geldik. Kahvaltı etmek için. Ben pizza böyle içinde salam olan ve kaşar olan bir şey aldım ve yanında böyle buranın böyle küçük pizzaları meşhurmuş. Bundan aldım salçalı sadece. Durda vejeteryan aldı. İçinde ıspanak var ve kaşar var. Bir de yanında portakal suyu aldı. İlk izledim. Aynen. Benim geliyor. Benim geliyor. Bol yağlı. Buraların salamları gerçekten çok güzel oluyor zaten. Salamı benim. Beğendim. Oley. Gerçekten şaka mı bu? Aşırı dolu. Paskalya diye herkese tatil. O yüzden herkes abanmış yani buraya. Çok dolu olduğu için hafta içi bir gün gelmeye karar verdik. Şimdi Victoriano'ya geldik. Ölüyoruz, çok merdiven çıktı. Aynen. Aslında çok da sayılmaz ama yine de hatır sayılır derecede merdiven çıktık. Burası çok güzel yani, bembeyaz. Burası şaka mı? Ben eşyalarımı bırakmadım. Tamam. Halka sesleniş, balkon konuşması. Gezmeyi vesaire bitirdik. Nehrin diğer tarafına geçeceğiz. Oraya da Trastevere deniyor. Daha lokal bir yermiş değil mi? Evet orası? Evet, kesinlikle. Yalnız beyaz tişörtümün çıkması harika değil mi ya? Belki soğuk olur diye tişört giymiştim içime, neyse. Via del Corso'dayız. Ama burası normalde trafiğe açık bir alanmış. Bugün Paskalya diye kapatmışlar sanırım. Tatil diye. Şu an çok İstiklal Caddesi böyle havası. Aynen, aynen öyle. Şu anda Brandy Melville'deyiz. Ve o kadar güzel dizayn etmişler ki burayı. Serduru yeni bir stil keşfetti. Artık kot üstüne etek giyiyoruz. Hani neden olmasın çünkü yani. Şimdi Brandy'den çıktık. Ah saçım. Pizza yemeye gidiyoruz. Ben Brandy'den sonunda kendime göre yüzük bulabildim arkadaşlar. Gerçekten şu anda çok şaşkınım yani. Parmağıma göre olan bir yüzük buldum. Bu sana yüzüğün adı İtalya ve Duru olacak. Duru olacak hatta bu yüzüğün adı. Çok şu an daha lokal bir yerdeyiz. Evlerden de anlayacağınız üzere. Bu arada telefonu çok titretiyorum. Kusura bakmayın. Arnavut kaldırımı mı ne deniliyor? Onların üzerinde yürüyoruz çünkü. Yalnız bundan gerçekten çok rahatsız olmaya başladım. Keşke giymeseydim. Geldiğimiz yerin adı bu. Ve sadece pizza şu kadar. Yani uzunluğa bakabilir misiniz? Bu kadar çok pizza var. Ve ben galiba bu lingua de fosso diye okunan şeyi yiyeceğim. Ama emin değilim. Pizzalarımız geldi. Benimkinin adını unuttum. Leyla başlayan bir şeydi. Hatırlarsam yazarım hemen şuraya. Duru da aldı. Duru, senin aldığın adı neydi? Siciliana. Evet. Ve servis aşırı hızlı. Resmen 3 dakikada falan geldi bu pizza. Harika değil sizce de? Arkadaşlar demin çok komik bir şey oldu. Otobüse gidiyorduk. Otobüse doğru gidiyorduk. Otobüs meğersem gelmiş ve durağın 5-10 metre ilerisinde ışıkta bekliyor. 10 metre bile yok. 5 metre anca. Daha sonra ben alır herhalde diye düşündüm. Türk usulü gittim. Kapıya böyle tık tık vurdum. Adam beni takmadı ve almadı. Ve bastı gaza gitti. Yeşil yanınca. Çok salakçaydı. Hiçbir kurallara uymuyorlar. Ama böyle saçma şeyler oluyorlar. Değişik. Arkadaşlar biz şu anda dışarıya çıkıyoruz. Gece böyle
bir şeyler içmeye. Bu saatten sonra vlog çekmem herhalde. Eğlenceme bakarım. Kirpik taktım. Kendimi İngiliz vloggerlar gibi hissediyorum. Çünkü onlar hep kirpik takıyorlar. Ceren aşığım. Ceren aşığım ve ben seviyorum. İlki onun takipçisisiniz. Hani ben de İlki onun arkadaşıyım. Ceren diyorum. Beni sev. Seni çok seviyorum. Sevgi öpücüğüydü bu. Yaz inşallah böyle ayaklarla üşümeyiz. Ben şu an üşümüyorum, sen? Ben de üşümüyorum ama sanki üşüyecekmişiz gibi geliyor bana. Bir de eserse bir bittik yani. Ben gece dönüşü düşünüyorum sadece şu anda yani. Neyse, inşallah otobüs kaçırmayız bu arada. Evet. Neyse. Kendimi yeniden açılan kapı. Prenses gibi hissetmenin 10 yolu. Günaydın. Bugün yeni bir gün ve hava çok güzel. O kadar güzel ki şort giydik. Bu ilk şort giyişim benim. 2017'nin ilk şortu. Benim de öyle. Gerçekten aynen. Aynen. Yani hava çok aşırı sıcak değil ama şort üşütmüyor. Evet. Öyle diyeyim. Öyle bir hava var. Biz 5'te döndük. Bayağı uykulu uykulu, sersem sersem bir şekilde. 11 gibi uyandık falan. Anca çıktık. Saat 1.30 galiba şu anda. Bir yerde kruvasan yiyeceğiz. Daha sonra Pantheon'a geçeceğiz. Oradan da Roma'nın meydanına gideceğiz. Ve de dolanacağız yani. Yine aşırı turistik bir gün olacak bizim için. Şu an Pantheon'a geldik. Umarım içeriye girebiliriz. Aşırı kalabalık. Gelirken o kadar çok kişi vardı ki fıttıracaktık artık. Yollar dop dolu yani. İstiklal Caddesi'nin bayram zamanından daha kötüydü. Akın akın gidiyorlardı. Devin Pantheon'dan çıktık ve şu an Novana Meydanı'na geldik. Arkadaşlar mesela şöyle binalarda şu işareti gördüğünüzde Vatikan, yani Vatikan'ın malı manasına geliyormuş ve Vatikan'ın kuralları geçerli. Mesela ben şu anda şortluyum ve şortlu içeriye giremem büyük ihtimal. Yani ülke içinde başka bir ülke kuralları gibi. Ceren Ceylan'la bir yeni bilgi daha köşesine hoş geldiniz. Arkadaşlar 2017'nin ilk dondurmasını yiyorum. Gerçekten. Evet. Burası başbakanın bulunduğu yermiş, çalışmalarını yaptığı yermiş. Ve ayrıca eski Roma'da krallar savaşa çıkmadan önce burada bir falcıya geliyorlarmış. Ve o falcı da yukarıdaki güvercinlerin uçuşuna bakarak savaşı kazanıp kazanamayacağını söylüyorlarmış. Ve hala güvercinler bu avlunun üstünde uçuyorlarmış. Şu an arkamızda böyle bir yapı var. Çok yorulduk. Yani daha doğrusu ben yoruldum. Sen yoruldun mu? Yani yoruldum, güneş özellikle. Çok güneş vuruyor yani bayağı. O yüzden insanı ekstradan yoruyor. Bir de benim ayaklarım çabuk ağrıyor. O yüzden burada dinleniyoruz 2-3 dakika. Sonra çıkıp galiba İspanyol merdivenlerinde makarna yiyeceğiz. Her zamanki gibi. Başka ne yiyebiliriz yani? Normalde makarna yemeye gidecektik ama artık makarnadan ve pizzadan sıkılmayalım diye çok akıllıca bir seçim yaptık ve McDonald's'a geldik. Şimdi sipariş vereceğiz ve siparişler böyle ekranlarda veriliyor ve birazdan size çok tuhaf bir şey göstereceğim. Hayatımda ilk defa bu kadar modern bir McDonald's gördüm. Çok da değil yani. Pahalı değil. 15 lira falan yani menü, değil mi? Toplam menü. Böyle birazdan size göstereceğim ne demek istediğimi. Arkadaşlar günaydın. Biz şu an Vatikan'a geldik ve bilin bakalım ne oldu. Vatikan kapalı. Vatikan kapalı. Ve bugün Paskalya yani. Kapalı olmaması lazım. Neden kapalı? En çok hani bugün bir gün açık bakın. Vatikan bir gün açık olsa bence Paskalya da açık olmalı. Bence de. Çok, çok ilginç. Saçma. Çok saçma. Boşuna geldim buraya. Ağlıyoruz. Çok saçma. Şaka gibi oldu. Evet, şaka gibi değil yani. Neden kapalı onu anlamadım ben. Şimdi otobüse bindik. Kolezyum'a gidelim dedik ama Kolezyum da kapalı bugün tabii ki de. O yüzden galiba alışveriş yapacağız. Bugün boş geçmesin diye. Çünkü gidebileceğimiz her turistik mekan kapalı bugün anladığım kadarıyla. Arkadaşlar petrol ofisine bakabilir misiniz acaba? Şu anda herhalde 1-2 saat geçti. Alışveriş yaptık. Ve şu anda nerenin internetine bağlanıyorum hiç aklınıza gelmez. Valentino'nun Guest diye bir olayı var. Onun internetine bağlandım. Bir saat, yani yarım saat şurada oturduk. Ben internete bağlanabileyim diye. İspanyol merdivenlerinin oradayız. Bir tane makarnacı var. Sadece iki çeşit makarna çıkartıyor günde. Bayağı popüler. Oradan makarna alıp İspanyol merdivenlerinde makarna yiyecek. Ondan sonra eve geçeriz herhalde. Ya da bilmiyorum ne yaparız durun. Hiç bilmiyorum.
Bugün her yerin kapalı olması bizim biraz planımızı bozdu gibi. Kötü oldu yani ama umarım öbür günler gitmek istediğimiz yerlere rahatça gidebiliriz. Şu anda ikimize su dolduruyor. İspanyol merdivenlerinin oradan. Suyu daha temizmiş buranın. Değil mi? Daha temiz. Teşekkürler. Pastetes yok. Biz bu çeşidini aldık. Çok mu güzel? Kabaklı galiba. Bu neyli olduğunu anlamadım. Ama diğeri mushroomluydu. Ben mantar sevmediğim için bunu aldım. Ve 4 euro sadece. Günaydın. Ve bugün sonunda tarihi bir gezi yapabiliyoruz. Ve Kolezyum'a geldik. Ama hava aşırı kötüydü daha yeni Artitat'ta. Bir saniye, burası çok kalabalık oldu. Ama giriş hakkında çok ilginç bir bilgi vereceğim. Normalde 12 euro. Öğrencilere 7,5 euro. Ama sadece Avrupa vatandaşı öğrencilere 7,5 euro. Bu nasıl bir ayrımcılık arkadaşlar? Şu anda çok sinirlerim bozuldu. Ama Kolezyum çok güzel. Şu anda yavaş yavaş üste çıkıyoruz. Ama henüz yarısındayız. Maalesef ki. Nereye çıkacaktık? Buradan gözükmüyor ama şu arada bir yere çıkacağız. Ve çıktık arkadaşlar. Ama kalmaktan tabii ki de hiçbir şey gözükmüyor. Burada Victoriano. Burası da. Durun'un anlattığına göre Roma'yı ilk bulanlar ilk buraya gelerek buluyorlar yani kalanlar. Arkadaşlar Duru beni ağlattı. Git artık seni istemiyorum dedi. Kovdu beni Kolezyum'dan. Hayır alerjiden dolayı ağlıyorum. Çok kötü. Dünden beri çok kötüyüm. Ondan önceki günlerde hiçbir sıkıntı yoktu ama son iki gündür acayip yorgun, kötü ve iğrenç hissediyorum kendimi. Hayatımda gördüğüm en küçük merdiven, metro merdiveni. Ve niye böyle bir şey yapmışlar bunun yanına bilmiyorum. Ben spagetti bolognese söyledim. Duru, ne söyledin? Gerçekten adını bilmiyorum ama ıspanaklı noodle gibi bir şey. Aynen. Parmesan döktüm üzerine. Şimdi tadına bakacağım. Buranın adı bu. Günaydın. Şu an geçen gün geldiğimiz ve kahvaltı ettiğimiz yere geldik. Ve saat şu anda 2. Bugün umuyorum ki Vatikan'a girebileceğiz. Bugün benim burada son günüm fiilen. Yarın dönüyorum. Yani bugün ne yapıyorsak bugün yapacağız artık. Bugün galiba yoğun geçecek çünkü Villa Borghese. Borghese değil mi? Villa Borghese'de. Bugün gideceğiz. Ben yine 2 tane sandviç sipariş ettim çünkü çok açım. Ve portakal suyu sipariş ettim. Şimdi kahvaltımızı ettik ve çıktık. Ama hava buz gibi gerçekten. Dün de çok soğuktu ama dün hava kapalıydı. Bugün güneş var ama yine de buz gibi hava. Pantolon giydik. Arkadaşlar şu anda çok mükemmel bir şey oldu. Merhaba. 16 euroluk bileti 8 euroya aldım. Öğrencilere 8 euroymuş. Normalde international olması gerekiyor ama beni de aldı içeri çok tuhaf bir şekilde. Çünkü öğrenci kartımı gösterirken çok umutsuzdum kabul etmeyeceği konusunda. Ama altında İngilizce yazması işe yaradı galiba öğrenci kartımın. Der bunları Mısır'dan çalsa hırsız derler. Bunlar çalınca sanat oluyor. Arkadaşlar hayatımda ilk defa ölü bir beden görüyorum. Bence bunu artı 18 yapmış. Evet. Resmen tavanı bantlamıştı. Şu anda asıl merak ettiğim yere geliyoruz. Tavanı harika. Ve resimlerim oldu. 1800'lerde yapılmış arkadaki kadını anladığım kadarıyla. Şimdi müzeden çıktık. Michelangelo bölümünde video çekilmiyordu. Hatta konuşulmuyordu da. Ama Michelangelo hakkında öğrendiğim birkaç bilgiyi sizinle paylaşacağım. Çizdiği figürlerde genelde hep erkekler var ve aşırı kaslılar. Bu da gay olduğundan kaynaklanıyormuş ve hatta kadınları da böyle kaslı kollu çiziyor. Yani erkeğimsi çiziyor kadınları. Daha sonra cinsel organları normalde gözüküyor ama Michelangelo
Michelangelo'dan sonra Papa işte cinsel organların gözükmesini istemediği için başka profesyonel bir ressama üstüne böyle şallar çizdiriyor. Ve ayrıca bir tane resimde Papa'nın arkasında iki çocuk var ve iki çocuktan biri Papa'ya el hareketi çekiyor. Bu da Papa'nın Michelangelo'ya bunları zorla yaptırdığından ve Papa'yı hiç sevmediğinden dolayı kaynaklanıyormuş. Ve ayrıca ölmeden Michelangelo'nun bu tanrıyla şöyle yaptıkları resmi gördük. Dünya gözüyle artık ölsek de gam yemeyiz. Biz şimdi İspanyol merdivenlerinin oraya geldik. Tekrardan son bir kez bir pompi yiyeceğiz. Daha doğrusu pompide şey dondurma yiyeceğiz. Geçen sefer tiramisu yemiştik. İspanyol merdivenlerinde biraz oturup. Aynen, sonra da aşk çeşmesi. Sonra aşk çeşmesine gideceğiz çünkü hiç orada fotoğrafım yok. Yani İtalya'ya geldim, orada fotoğrafım yok. Ondan sonra işte ben birkaç bir şey alacağım ve eve geçeceğiz. Şimdi pompiye geldik. Arkadaşlar, İtalya'ya geliyorsanız eğer bırakın makarna vesaire yemeye, gidin Pompi'den dondurma alın ve yiyin. Çok güzel gerçekten. Ben fındıklı ve çikolatalı, ayrıca kurabiyeli aldım ve tadı harika. Dondurma yiyecekseniz Pompi'de yiyin, tiramisu yiyecekseniz Pompi'de yiyin. Şu an İspanyol merdivenlerindeyiz ve dondurmalarımızı bitirdik. Arkadaşlar, şu anda saat 10 ve biz acıktığımızdan dolayı dışarıya çıktık. Bir yere hamburger falan yemeye gidiyoruz çünkü artık pizza ve pasta diyecektim. Makarna yemekten sıkıldık. Ve geldik. Perfect bun. Arkadaşlar, yemeğin ortasındayken aklıma geldi çekmek. O yüzden şu anda çekiyorum. Bu şekilde yemeklerimiz 10 dakika gibi kısa bir sürede geldi. Sen ne almıştın Duru? Evet. Acılı cheeseburger. Ben ne aldım unuttum gerçekten ama böyle küçük, büyük ve orta tarzda şey vardı, yazı vardı altında. Ve çok güzel tadı. Kesinlikle öneririm. Şu an saat 12:11 geçiyor ve biz eve doğru yürüyoruz. Bugünlük bu kadar. Hatta bu vlogu da burada kapatıyorum. Çünkü yarın eve döneceğim ve çekecek hiçbir şey yok bence, ilgi çekici. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Duru'yla birlikte. Duru'yla birlikte umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve benim tavsiyelerim ya da bizim gittiğimiz yerlere giderseniz aşağıya yazmayı unutmayın mutlaka. Sizleri çok seviyoruz. Roma'dan sevgiler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.